Evet bugün tel kırma dersi yapacağız. Tel kırmayı hiç bilmeyenler için öncelikle malzemelerimizi tanıyalım. öncelikle metal tele ihtiyacımız var. Bunun birçok markaları var. Bunu tercih tercihini size bırakıyorum. Telimize yapmamız için tel kırma iğnesi iğnesi bu şekildedir. Bu tek delikli iğnemiz. Bakın tel kırma iğnemiz şu şekilde. Bu da çift delikli iğnemiz. Bunun da tercihi size kalmış. Bunu kilitleyerek yapıyoruz. Bunu kilitlemeden sadece katlayarak çalışıyoruz. Tel kırmanın iğnesi farklı. Bakın diğer iğnelerimizden daha farklı. Yani öncelikle tele ihtiyacımız var. Tel kırma iğnesine ihtiyacımız var. Ve mandallı kasnak. Küçük şu orta boy olanı tercih ederseniz. Bunun daha büyüğü de var. Elinizle teli daha iyi katlayabileceğiniz için, elinizin kasnakta daha rahat hareket edebilmesi için öncelikle ilk başlarken küçük kasnakla başlamanızı tavsiye ediyorum size. Mandallı şu şekilde. Sonrasında tülümüz. Tül ilk hiç bilme, bilmeyenler için ben kare tülü işlemenizi tavsiye ediyorum. Tekniği öğrenene kadar en azından. Normalde ter, ter kırmada kare biz çok sevmeyiz ama e, tekniği en azından öğrenene kadar kare tercih edin. Ama yine e, kare tülde daha rahat işliyoruz, daha rahat deseni oturtuyoruz derseniz kare de tabi e, tercih edebilirsiniz. Biz ilk e, acemiyken kare tülle başlayalım. Sonrasında asıl tülümüz petek tülümüz. Onda da ne yapacağız? Ter kırmamızı yapacağız. Öncelikle kare tülle şöyle bir çalışma yapalım. Şöyle kasnağımı yerleştirdim mandalla. Şöyle gerdim. Bakın tülümüzü germiş olduk. Sonrasında tellerinizi acemiyken çok uzun kesmiyorsunuz. Kısa kısa kesiyorsunuz ve iğneye geçirip katladım bakın. Şu anda tek delikli iğneyi tercih ettim. Katladım. Telinizi asla tırnakla değil, iki parmak arasıyla ütüleyin şu şekilde. Tırnakla yaptığınız zaman teliniz bükülecektir. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Evet iğnem ve telim hazır. Şimdi işlemeye başlıyorum. Şöyle kasnağımı tuttum. Yukarıdan girdim. Bakın, aşağıdan çıktım. 3 tane ne yaptım? kutu aldım. 1, 2, 3. Görebiliyor musunuz? 3 tane bakın. 1, 2, 3. Ve aşağıdan çıktım. Telimi katladım. Bakın bu benim düğümüm. Şu şekilde. Kırıya doğru da, da katlayabilirsiniz. Bakın elimin hareketlerini görüyorsunuz. Dik ve telim düz. Yukarıdan girip Sol orta delikten çıkıyorum bakın. Telim düzgün çektim. Yine bakın elim takla attı. Yine telim düzgün. Karşı ortadan girip aşağıdan çıkıyorum bakın. Sol ortadan girmiştim. Şimdi karşı ortadan girip aşağıdan çıkıyorum. Telim yine düzgün ve çektim. Çektim. Şimdi şuradaki üstteki telin sadece üstteki telin içinden geçiriyorum bakın. Aşağıdan yukarı yine telim düzgün. Geçiriyorum ve çekiyorum. İki parmağımla sıkarak çekiyorum bakın. Çok fazla çekerseniz tül yırtarsınız. Katladım. İki parmağımla tekrar sıkıştırdım. Tırnak kullanmıyorum asla. Şöyle aşağı yukarı sallayarak ne yaptım? Kırdım. Bir tane daha yapalım. Bakın ilk kırmamı buraya yaptım. Bir boşluk bırakıyorum. Yanına yapıyorum şimdi. Arada bir tane kare boşluğum var. Yine yukarıdan girdim ve aşağıdan çıktım. 3 delik var bakın. 1, 2 ve 3. Ve küçücük bir katlama yaptım. Yukarıdan girip sol ortadan çıkıyorum. Çekiyorum. Katladım. Tırnak kullanmadan. Karşı ortadan girip aşağıdan çıkıyorum. Bakın şu şekilde de yapabilirsiniz. Yine katladım. Ama katlarken bakın iki parmak arasında sıkıştırıyorum sadece. Asla tırnak kullanmıyorum. Ve üsttekinin içinden gidiyorum. Bakın aşağıdan yukarıya doğru ne yapıyorum? Çekiyorum. Çekerken de bir yandan iki parmağımla sıkıştırıyorum ve katladım tekrar. İki parmağımla sıkıştırdım ve tık 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 kırdım. Evet. Tel kırma tekniğimiz bu şekilde kare tülde.